Mesela bu vatandaşımız bir turizm otelde konakladı. Onun tam yaklaşık temas ettiği, daha doğrusu faaliyette bulunan, konaklayan ve hizmet eden yaklaşık 270 vatandaşımız vardı. Evet. 270 vatandaşımızı enerji sarf ettik, tespit ettik, evlerinde kontrol ettik. Hamdolsun hiçbir sıkıntı çıkmadı. Bu çok önemli. Bir sıkıntı çıkmadı. Şimdi şöyle, her vatandaşa test yapılmıyor. Bu çok çok önemli. Eğer septomlar varsa, bir aşırı bir derece bir ateşi varsa, kuru öksürüğü varsa, intihani uzmanımız bu teste uygun deyip teste gidiyor. Evet. Dolayısıyla her temas edene test yaptığın zaman ilk önce test yaparsın, negatif çıkar, 3-4 gün sonra pozitife de dönüşebilir. Çünkü kuruçka süresinden dolayı. Evet. Dolayısıyla bu böyle bazen vatandaşlar temas ettikten hemen test yapıldı mı? Örneğin bir vatandaşımızın önce negatif çıktı. Ama septomları çok sıkıntılıydı. 3-4 gün sonra tekrar test yapıldı, pozitif çıktı. Dolayısıyla herkesin test olup da negatif çıktığı zaman tamam bunda sıkıntı yoktur demek de doğru değil. Bu manada biz özellikle vatandaşlarımızın dışarıdan gelenlerin mutlak surette 14 gün boyunca kimseye temas etmemesi gerekmekte. Efendim Sivas'ta hayatını kaybeden kişi var mı? Ya yok. Da hayatını kaybeden biri olduğunda bunu bizimle paylaşıyor. Kesinlikle yoktur. Zaten duyulur. Sivas'ta koronavirüsten dolayı vefat eden vatandaşımız kesinlikle yoktur. Altını çizerek söylüyorum. Peki var diye birkaç böyle sağda solda paylaşımda bulunuldu. Evet. Onlarla ilgili de yasal işlem yaptık. Onu da söyleyeyim. 4 vatandaşımıza bu ortamı sulandıran, bulandıran, kaygılandıran, infial oluşturan 4 kişiyle ilgili de adli işlem için ilgili birimlerimiz, emniyetimiz çalışmasını yaptı. Adli teşkilatına bunu aktardı. Peki bu nereden çıkmış olma ihtimali var? Onu özellikle paylaşabilirim. Fransa'da bir vatandaşımız Fransa'da, bir vatandaşımız da Almanya'da vefat etmiş. Onların cenazeleri Sivas, Kürün ve İmranlı definleri oldu. Yani Fransa ve Almanya'da vefat eden 2 vatandaşımızın cenazeleri defne oldu. Acaba onlardan mıdır diye düşünüyorum ama Sivas'ta ikamet edip veya da bu pozitif vaka olan vatandaşlarımızdan hiç kimse vefat etmedi. Hastanelerdeki kapasite sayısı, şu anda Sivas'taki hastanelerdeki yoğun bakımlardaki kapasite oranı nedir? Bu anlamda yeterli yatak sayımız var mı? Ve devamında özellikle oksijen cihazları ile ilgili gündemde bu konu. Yeterli oksijen... Şöyle de söyleyebilirim. Yani bu konuda en iyi senaryo ve en kötü senaryo üzerine çalışma yaptık. Bugün akşam da 6'da biraz sonra da değerlendirme yapacağız. Dolayısıyla vatandaşların bu konuda müsterisler. Sağlık teşkilatımız dimdik ayakta. Ben onlara müteşekkirim. Zaten biz bu süreçte dedim ya sözlerin başında. Sağlık teşkilatımız, gıda, hijyen ve kamu düzeni. Bu dörtlü saç ağını güçlü tutmamız lazım. Sağlık teşkilatımızla ilgili her türlü desteğimiz verilmektedir. Her türlü, herkes destek vermektedirler. Yoğun bakım ünitelerimiz olsun. Özel, üniversite, nümune bütün güçlerini birleştirirler. Biz şu an, yani şöyle söyleyeyim, rakam vermek istemiyorum ama en kötü senaryonu dahi, çalıştığımız senaryo dahi gerçekleşse biz kaldıracak kapasitedeyiz. Kapasitedeyiz. Ben o kadar olacağını düşünmüyorum. Şu an bizim özellikle ÇAGEM, çok daha maşık yeraltı merkezimizi hizmete açacaktık biliyorsunuz. Tam açma anında bu virüste müptel olduğumuz için o ÇAGEM'i şu an kullanıyoruz etkin ve aktif bir şekilde. Oraya yaklaşık 100 yataklı. Orası hani dolduğu takdirde ki, yani şu an neredeyse 3'te 1'ini kullanıyoruz. Dolduğu takdirde numune hastanemizin bir bloğunu hazır. Şu an hazır bir şekilde bekletiyoruz. Orada olduğu zaman üniversitemizde yine bir blok hazırladık. Ve medikanı, yani özel hastanede de hazırlığımız var. Dolayısıyla en kötü senaryosunu hazırladık. Ve bu konuda müsterih olsunlar. Sağlık teşkilatımızı da esnek çalışma modeline uygun bir şekilde çok yorulmadan ileride sıkıntı olur diye izinli bir sistemle çalışmaktadırlar. Evet. Yani biz bu konuda sağlık teşkilatı olarak Sivas'ta hazırlar. Hiçbir sıkıntı yoktur. Müsterih olsunlar, kaygılanmasınlar. Başım ağrıyan diyen dahi gidebilir. Yoğun bakım ünitelerimiz hem korona, COVID'den dolayı hem de normal baktığımız takdirde kapasitelerimiz şu an neredeyse %50 boş yani. Evet. %50 boş neredeyse. Bu konuda hiçbir sıkıntı yoktur. Onu özellikle altını çizeyim. Şimdi bu çocuklar hepsi bizim evlatımız.
bizlere emanet. Devletimiz bunlar için özel uçak kaldırdı. Dublin'den, Edinburgh'den, Zürih'ten, Sudan'dan bu çocuklarımızı getirdi. Bize emanet etti. Biz de Sivas'a yakışır bir şekilde bu çocuklarımızı en güzel şekilde 14 gün boyunca misafir edip güzel bir gönüllü Sivas Turizm Meclisi olarak göndereceğiz tabiri caizse. Evet. Hepsi çok mutlular. Bir aile, birkaç tane var ama çok da şey değil. Septomlar çok tehlike arz etmiyor. Tedirgin de değiller. Hatta bir kızımız paylaşmış. Ben de pozitif çıktı. Evet. Paylaşmış, kendisi paylaşmış ama ben bunu atlatırım, rahat olun, kaygılanmayın diye. Kendisine moral verilmesi gereken kendisi moral veriyor hatta. Evet. Moral veriyor kızımız. Geçmiş olsun dileklerimizi iletti kızımıza. Onlar da takibimizde. 14 gün sonra yani bir hafta sonra bu çocuklarımızı, yavrularımızı memleketten uğurlayacağız ama baki olan kubbede hoşsada bırakmak. Ayrıldıktan sonra 14 günlük Sivas hatıraları, anıları kendileri için tatlı hayat hikayelerinde önemli yerler, önemli bir zaman dilimi olmuş olacak. Sivaslı vatandaşlar, özellikle esnaflar bu konuda çok duyarlı efendim. Çoğu dükkanını açmıyor, bu manada gerekli tedbirleri de almaya çalışıyor. Bir fahiş fiyatlar söylentisi oldu Sivas'ta. Böyle birkaç böyle her toplum olduğu gibi mutlaka bizde de birkaç böyle şeyimiz, tacirimiz, ticaret erbabımız şey yaptı. Bunu fırsatı ganimete çevirmeye çalıştı. Evet. Ama genel anlamda hiç olmadı. Belki Türkiye'de en az olan illerden birisiydi. Toplamda şöyle söyleyeyim, toplamda bu süreçten mütevellit 23 bin TL'lik ceza yazıldı. Evet. Binlerce iş yeri denetimi oldu, ürün denetimi oldu, 23 bin TL ceza yazıldı. Onun haricinde ceza olmadı. Ve vatandaşlarımız fiyatları da, yani esnafımız da bu manada fiyatları çok artırmadı. Stabil oldu. Bu da tabii iyi bir bizim için sınav oldu.